Hello children, in this lesson we are going to start unit 8, pets. Let's go. Now, let's have a look at the flashcards about our unit at pets. Evcil hayvanlar. Okay. Bird. It's a bird. Cat. It's a cat. Dog, it's a dog. Fish. Rabbit. Parrot. Hamster. Turtle. Tiger. Sheep. Okay. Evet çocuklar, 8. ünitenin kelimeleri bu kadar. Bunları şimdi tek tek kayıttan sonra tekrarlamanızı istiyorum. Haydi başlayalım. Where is the cat? The cat is under the table. Where are the birds? The birds are in the tree. On the car. Where is the mouse? Under the chair. Bird. Cat. Dog. Fish. Rabbit, turtle, mouse, hamster, duck, on, under, over there, right here, right there. Evet çocuklar, şimdi bu ünitenin konu anlatımına geçiyorum. Bu ünitede soru kelimesi where işlenecek. Nerede? Demek bu. Bir nesnenin, bir insanın, bir hayvanın, istediğiniz bir şeyin nerede olduğunu sormak için where soru kalıbını kullanıyorsunuz. Buna cevap verirken bazı prepositionlar kullanmak zorundasınız. Proposition edatlar. In içinde, on üstünde, under altında. Bu üçünü kullanıyoruz. Şunları kırmızı yapalım. Evet, konumuz bu. Şimdi bu kedinin nerede olduğunu soracağız. Bu kedi nerede? Masanın üstünde. Okay. Soralım. Where is the cat? Kedi nerede? It is on the table. Bu it'i ben o, kedinin yerine kullandım. İstersem it yerine kedi de yazabilirim. The cat is on the table. Şöyle olsaydı. Where is the cat? Kedi nerede? It is under the table. Masanın altında olurdu. Evet. Gelelim ikinci kutucuğumuza. Where is the dog? Köpek nerede? The dog ya da it de diyebilirim. The dog is under the table. Köpek masanın altında. Evet, diğer kutucuğumuza geçelim. Where is the cat? The cat is in the box. Kutunun içinde. Şimdi bir kalıp daha var burada. Over there.
İşte orada. Ya da right there. Tam orada. Evet. Where is the turtle? Kaplumbağa nerede? It's over there. İşte orada. Bir de çocuklar bu sorulara kısa cevap da verebilirsiniz. Mesela where is the cat? Kedi nerede? On the table. Masanın üstünde. Yani kedi masanın üstünde demek yerine masanın üstünde de diyebilirsiniz. Under the table. Masanın altında. Where is the dog? Köpek nerede? Under the table. Masanın altında. Where is the cat? Kedi nerede? In the box. Kutunun içinde. Where is the turtle? Kaplumbağa nerede? Over there. İşte orada. Gibi. Evet çocuklar, şimdi kelimelere aşina olduk biraz. Artık kitaba başlayabiliriz. Sayfa 108'e açalım. Evet, listen and repeat. Dinleyin ve tekrar edin. Evet, buradaki evcil hayvanları İngilizcesini duyar duymaz aynı şekilde tekrar etmenizi sizden bekliyorum. Unit 8. Pets. Page 108. 1. Listen and repeat. Okay. Bird. Parrot. Fish. Cat. Frog. Dog. Turtle. Rabbit. Evet çocuklar, ikinci etkinliğimizde bu listen and number dediği dinleyin ve numara koyun. Yani bunları sıraya koyacağız. İlk duyduğumuz hayvanı 1, 2, 3, 4 diye gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Yalnız bu hayvanları söylerken renkleriyle beraber söylüyor. Zaten renkleri öğrenmiştik. Rengiyle beraber hayvanı söylüyor. Mesela blue bird, mavi kuş. Yellow fish, sarı balık. Brown cat, kahverengi kedi gibi. Okay, let's start. Two. Listen and number. One. That's a brown cat. Evet, bir numarayı yazdık. Two. Two. That's a white rabbit. Evet, üç. Three. That's a green turtle. Four. Four. That's a red bird. Five. Five. That's a yellow fish. Six. Six. That's a black dog. Evet çocuklar, herkes bitirdi herhalde. Şimdi cevapları verelim. Two. Listen and number.
1. That's a brown cat. Kahverengi kedi. Şu bir kahverengi kedi. 2. That's a white rabbit. Beyaz bir tavşan. 3. That's a green turtle. Yeşil bir kaplumbağa. 4. That's a red bird. Kırmızı bir kuş. 5. That's a yellow fish. Sarı bir 6. balık. That's a black dog. Siyah bir köpek. Şimdi burada kullandığı bir kalıp var. Merak etmişsinizdir. That's. That's, geçen derslerimizde görmüştük. That's'e pencil, that's'e notebook gibi. Burada aynı şekilde that's şu gösterirken kullanıyoruz. Şu yazı tipini büyüteyim. Evet. That's. That's kısa yazılışı böyle. That is uzun yazılışı böyle. That's a brown cat. Şu bir kahverengi kedi. That's, bunu da kısa yazalım. That's a green turtle. Şu bir yeşil kaplumbağa. Evet. Evet çocuklar, sayfa 109'a geçtik. Burada dersin başında anlattığım edatlar in, içinde, on, üstünde, under, altında. Şimdi bunların okunuşlarını tekrar edelim. Page 109. 3. Listen and repeat. In. On. Under. Evet. Şimdi burada anne ve çocuk arasında bir konuşma geçiyor. Burada kedinin nerede olduğunu soruyor. Burada köpeğin nerede olduğunu soruyor. Burada kuşların nerede olduğunu soruyor. Burada köpeğin nerede olduğunu soruyor ve Mark, çocuğun adı Mark. Mark cevaplıyor. Dinleyelim. Four. Listen and follow. Where is the cat, Mark? Where is the cat, Mark? Where is the cat, Mark? On the car. On the car. Correct. Where is the dog? Where is the dog? Dog is in the car. The dog is in the car. Very well. Where are the birds? Where are the birds? Where are the birds? In the tree. In the tree. In the tree. Well done. Where is Rocky? Where is Rocky? Under the bed. Under the bed. Evet çocuklar, şimdi burada geçen kalıplardan bazıları correct, correct, doğru, very, very well, çok iyi, bir de bunlara benzeyen well done, aferin. Yani bu doğru cevap verdiğini yes yerine
kullanılabilecek daha etkili kalıplar. Şimdi birincide ne soruyordu? Where is the cat, Mark? O ne cevap vermişti? On the car. Car, araba. Arabanın üstünde. İkinci resme bakalım. Where is the dog? Peki köpek nerede? The dog is in the car. Arabanın içinde. Biz bunu kısaca in the car olarak da diyebiliriz, değil mi? In the car, arabanın içinde. Evet, geçelim. Where, kuşlar çoğul olduğu için is'le sormayacak, are'la soracak. Where are the birds? Kuş, peki ya kuşlar nerede? They are in the tree. Ağaçtalar. Where is Rocky under the bed? Yatağın altında. Burada daha önce öğrenmediğiniz hangi kelimeler var? Bed, yatak, tree, ağaç, car, araba. Evet çocuklar, şimdi ödevimize geldi sıra. Normal zamanda ders olduğu zaman bu kelimeleri ben size defterinize yapıştırıyordum. Şimdi bunları Klasdojo üzerinden göndereceğim. Buna baka baka bunları deftere bir kez yazıp, yanlarına Türkçelerini yazıp çok güzel ezberliyoruz. Bu birinci ödev. İkinci ödev de kitapta geçen, yani bu ünitede geçen evcil hayvanları çizip yanlarına İngilizcelerini yazalım. Görüşmek üzere. Goodbye.